Metzger! Nişan al! Ben masum. Korkmuyorum artık. Gel! Kaçay! Kaç defa bu berbat parçayı çalmamanı söylemiştim. Halbuki bir zamanlar sen çok severdin. Belki de bu müzikle dans edelim. Kolunu fırtını topla, defol git bu evden! Bu o kadar kolay mı? Kardeşinin karısı olduğumu unut. Deli, parmaklarını kıracak! Parmaklarını değil, mümkün olsa kafanı kırmak isterdim. Sen bir delisin Zihni. Hem de sakat bir deli. Sus diyorum sana, sus yoksa... Susmazsam ne olacak? Kardeşine karısının evvelce senin metresin olduğunu mu söyleyeceksin? Yoksa beni senelerce evlenme vaadiyle oyalayıp da karnımdaki çocuğu aldırtmaya zorladığını mı söyleyeceksin? Söyle! Halbuki bir çocuğumuz olması için sana ne kadar yalvarmıştım. Şimdi 10 yaşında bir evlat sahibi olacaktım. Senin de benim de hayatım mahvolmayacak. Bu rezil hale düşmeyecektik. Sus! Sus diyorum sana! Hatırlamak istemiyorum bunları artık! İşine gelmiyor değil mi? Herhalde senin ne mal olduğunu herkese söylememi istemezsin. O istemez ama ben öğrenmek istiyorum. Ne vakitten beri buradasın? Maalesef fazla bir şeyler duyacak kadar değil. Devam edin. Benim burada bulunuşum müzik derslerinizi aksatmasın. Kappa çeneni sarhoş budala! Nedir bunlardan çektiğim benim? Onları buraya sen getirdin, ben değil. Bu evin hanımı sıfatıyla sen! Ay ben mi? Karımsın değil mi? Hiç değilse kanunen. Vücudum artık işe yaramayabilir. Fakat kafam eskisinden çok daha sağlam, çok! Bana kalırsa vücudunun bu hali bile kafandan daha sağlam. Bana da kalırsa sen yaşayan bir ölüsün. Allah hepinizin cezasını versin! Defolun karşımdan! Defolun! Zihni!
ilacını getiriyorum. Doktora telefon edin. Ne yapıyorsun? Zihni öldürmek mi istiyorsun? Acaba bir tek gözyaşı döker miydin? Hayır. Fakat neticede kaybedenler sen ve ben olurdum. Sevgili Cahide'mizin halen karısı olduğunu unuttum. Ölürse mirasın en büyük kısmı ona kalır. Halbuki biz bu 5 milyonluk servetin peşindeyiz. Bir üçüncüyü aramızda istemiyoruz. Doktor bey hala telefon etmediniz mi? Merak etme. Acı battı canı kırağa çalmaz. Tut şunu. Doktor Kemal Emin'e telefon edeceğim. Doktor Kemal Emin Bey'i rica ediyorum. Nereye gitti? Yalova'ya mı? Öyleyse lütfen söyleyin. Yarın sabah Zihni Bey'in evine gelsin. Evet. Defolun! Burada biraz duralım. Bana soğuk bir içki getir. Daha ne bekliyorsun? Peki efendim. Sen bu iskemleye böyle bağlıyken içeride Cahide ile Feridun'un ne yaptıklarını zannediyorsun? Ben seni daha akıllı zannederdim. Sen etrafındakileri kuklalar gibi oynatmaktan zevk duyuyorsun değil mi? İplerinin de parmaklarının ucunda olduğuna eminsin. Evet benim sabık sevgilim. Sana ufak bir sır vereyim Nevin. Bugünlerde bu evde güzel bir oyun oynanacak. Konusu en iyi piyesimden çok daha kuvvetli olacak. Bilhassa son perde seni hayretler içerisinde bırakacak Nevin. Şayet son perde oynanırsa. Sen hiç merak etme. Son perde de oynanacak. Buyurun efendim. Başka bir emriniz var mı efendim? Hayır, gidebilirsin. Baş üstüne efendim. İşimizi az daha berbat ediyordun. Ben sana ne tembih etmiştim? Söylesene. Şimdi güpegündüz sırası mıydı bunun? Bir daha böyle aptallık istemem. Lütfen Feridun'la Nevin de beni salonda beklesinler. Tabii sen de. Olur peki. Fevkalade toplantının sebebi nedir? Evvela hepiniz kendinize rahatça bir yer seçip oturunuz. Sıhhatimin sizlerle ne kadar alakadar ettiği de gözümden kaçmıyor. Bizi buraya gene neden topladın? Vasiyetnameme yeni bir madde ilave etmeyi düşündüğüm için. Müsaadenle ben gidiyorum Zihni. Vasiyetnamem beni hiç ilgilendirmez. Orası belli olmaz. Otur ve dinle. Vasiyetnamemin sonuna yeni bir madde ilave edeceğim. Biliyorsunuz ki vasiyetnamemde malımı mülkümü sizler gibi candan akrabalarım arasında taksim etmek bana büyük bir zevk veriyordu. Böylelikle her birinize hisselerinize bir an evvel kavuşmak için kuvvetli sebepler yaratıyordum. Fakat bugünkü görünmez kazadan sonra vasiyetnamemin sonuna kısa fakat lüzumlu bir madde eklemem icap ediyor. Söyleyecek misiniz
Yoksa biz mi tahmin edelim? Şayet ben, Azrail gelmeden biri tarafından öbür dünyaya gönderilecek olursam, yani öldürülmek suretiyle. Hiçbiriniz 40 para alamayacaksınız. Böyle bir vasiyeti mahkeme reddeder. Ben hiçbir şeyi ihmal etmedim. Ben açarım. Hoş geldiniz Kemal Emin Bey. Aa, Kadri! Seni tekrar gördüğüme ne kadar memnun oldum. Emin ol Cahide, ben de. Bu ne güzel sürpriz böyle bunca yıl sonra. Bu kadar egoist olma karıcığım. Eski bir dostla el sıkışmak için bu zavallı sakat adama da fırsat ver. Merhaba. Merhaba. Hakikaten güzel bir sürpriz Kadri. Seni böyle bizim medeniyetten uzak yerimize getiren sebep ne acaba? Sebep? Sadece eski dostları bir ziyaret. Maşallah iyisin Zihni. Kemal Emin'in ilaçları ve ihtimamı sayesinde. Bunlar müstesna. Saatinin iyi olduğuna cidden memnun oldum. Zaten benim gibi bir piyes yazarının ellerinin ve kafasının sağlam olması kafi değil mi? Her ne kadar Kemal Emin kafamdan da bazen şüphe ediyorsa da bir sinir mütehasına ihtiyacım olduğunu zannetmiyorum. Şayet olursa başka birini çağırman icap edecek. Zira ben buraya çalışmaya değil, ziyarete geldim. Gel sana Feridun'un karısının evini tanıştırayım. Hoş geldin Kadri. Hoş bulduk Feridun. Oho, görüyorum ki hala eski meşgaleni bırakmamışsın. Tabii, Zihni parasını verdikten sonra. Buyurun. Nevin, sana Doktor Kadri Ersoy'u tanıtayım. Nihayet tanışabildik. Sizden çok bahsediliyor bu evde. Kulaklarınız hiç çınlamadı mı? Tanıştığımıza memnun oldum Nevin Hanım. Artık bu kadar gevezelik kâfi. Gel bakalım Zihni, seninle ciddi meseleler konuşalım. Görüyor musun ne kadar zalim bir doktorum var? Kadri, madem ki buraya kadar zahmet ettin, bari gelmişken beni bir muayene etsen. Ya ama yok. Senin doktorun Kemal Emin'dir. Hem ben senin gibi hastayı pek istemem. Rica ederim Kadri. Ne olur Zihni'yi bir de sen muayene et. Beni refüze etsen bile ona edemezsin herhalde. Benim gibi yorgun bir adamı istirahat zamanında çalıştıracak kadar kalpsizseniz peki öyleyse. Cahide. Evet. Kadri'yi çalışma odama lütfen çıkarıver. Peki. Seni tekrar görebilmek ne saadet. Geldiğine o kadar sevindim ki Kadri. Tam 5 yıl oldu değil mi? Tam 5 yıl 5 ay. Bir mektup bile yazdım. Kızmıştım sana. Gittikten sonra çok yalnız kalmıştım. İyi bir doktor olmak için başka çarem yoktu. Ama hep seni düşündüm. Kuşlarımı nasıl buluyorsun? Bu işten pek anlamam ama hiç de fena değil. Aklına tuhaf düşünceler gelmesin. Freud'u ben de senin kadar okudum. Bu serbestçe uçan kuşları da kendim gibi hareketsiz bırakmaktan zevk duyduğumu zannediyorsan yanılıyorsun dostum. Sadece bir merak, işte o kadar. Sen fazla alınganımsın. Neyse. Çıkar şu gömleğini de bakalım neyin var.
Doktor Kadri buraya zihni muayene etmeye mi geldi sanki? Yani gelişinin başka bir manası mı var? Öyle zannediyorum. Gelişi pek hoşuma gitmedi. Benim pek hoşuma gitti. Nafile zahmet etme şekerim. Benim bildiğim Kadri fazla müşkül pesenttir. Sarhoş herif! No, ağrına mı gitti güzelim? Bay bay Nevin Hanım. Aptal herif, ne olacak? Artık çok olmaya başladı. Kalbin iyi çalışmıyor. Tansiyonun da tehlikeli derecede yüksek. Şayet yaşamak istiyorsan asabını kontrol etmelisin. Ne gibi? Beyin kanaması ya da bunun kadar vahim bir hastalık. Ya kontrol etmezsem? Netice çok tehlikeli olabilir. Saçma doktor, muayelen fazla geniş senin. Tansiyon aletinin muayenesi olmaz. Muayene yalnız yazarlara vergidir. O da sende lüzumundan fazla geniş. Rahatsız etmiyorum ya. Ne münasebet hayatım, tam zamanında geldin. Kadri neredeyse benim gömülme ruhsatımı verecekti. Ne demek istiyor? Ben sadece kendisine iyi bakmasını, aksi takdirde hastalığının tehlikeli olacağını söyledim. Sen bu mezar kazıcılarına kulak asma. Bir şey söyleyecektin galiba. Doktor Kemal Emin Bey'e bu akşam yemeğe davetli olduğunu söyleyecektim. Ama sen fazla rahatsızsın. Yok canım, ne münasebet. Akşam yemeğinde beraberiz doktor. Hayır, mal memnun değil. Tabii, seni de bekliyoruz Kadri. Kadrisiz olur mu hiç? Teşekkür ederim. O halde şimdilik bana müsaade. Cahide Hanım, bir dakika. Beni bu kadar kolay başınızdan savunmasın. Her ne kadar misafir umduğunu değil bulduğunu yerlerse de misafirden sayılmayacağım için bu akşamki yemek listesini ben tanzim edeyim. Aman ney, beni bir külfetten kurtarırsınız. Müsaadenizle baylar. 5 dakikaya kadar geliyorum. Nihayet seninle konuşabilmek fırsatını bulabildim Kadri. Cahide'nin hali beni endişelendiriyor. Neden? Son zamanlarda çok sinirli ve dalgın oldu. Yani asabi buhranlar mı geçiriyor? Daha fena. Bir cinnet neticesi intihar etmesinden korkuyorum. İntihar mı? Maalesef öyle. Neyin sebep olduğunu pek bilmiyorum ama geceleri uyuyamadığından şikayet ediyorum. Kendisine uyku ilacı almasını söyledim, reddetti. Onun eski bir arkadaşı olman dolayısıyla bir ilaç tavsiye edersen seni dinler. Yemekte görüşmek üzere. Şunu anlamak istiyorum. İstediğini elde edebilmek için acaba ne kadar ileri gidebilirsin? Yalnız 100 binlik için yapabileceğim şeyler seni şaşırtabilir. Hele ortada 5 milyon olursa. 5 milyonun yarısı, anladın mı? Hafızamı tekrar kuvvetlendirdiniz. Devam ediniz. Vasiyetnamedeki öldürüldüğüm takdirde akrabalarımdan kimseye bir kuruş kalmayacaktır maddesine gelince, biz Cahide'den kurtulduktan sonra o maddenin de icabına bakarız. Nasıl? Pek anlayamadım. Nasıl olacağını doktorlar bana hemen hemen söyledi sayılır. Ya. Demek doktorlarla sırdaşlık ediyorsun. Ben hazırım, aşağı yemeğe iniyorum. Sen de bizi fazla bekletme. Gel bakalım benim sadık dostum. İstediğim şeyi bulabildin mi bari? Zor oldu emme, bulduk beyim. Nah işte. Aferin sana. Oh, iştah açıcı bir manzara. Emirlerinize amadeyim hanımefendi. Öyleyse misafirler gelinceye kadar fazla içme. İlk emrinizin bu kadar sert olacağını bilmiyorum. Ama Afi henüz damlasına bile dokunmadım. Eğer inanmazsan ağzımı koklayabilirsin. Gene sırnaşıklığa başlama. Misafirler geldi hanımefendi. Geç kaldınız. Aroğlu forunu kaçırdım. Karnım da çok acıktı. Hemen yemeği otursak Cahide Hanım. Her şey hazır zaten. Hemen sofraya buyurun. Merhaba efendim. Zihni yemeğe gelemeyeceği için özür diliyor. Yemekten sonra aşağı inecekmiş. Aman bu havadise, çok memnun oldum.
Vahi, evet. Sakın bu tozdan tadayım deme ha. En kısa yoldan Karacahmet'e gidersin sonra. Hiç ben ona dokunur muyum? Siz onu kuşlara bile kullanırken benim içime bir şeyler oluyor. Dülüne söyle yemeğimi buraya getirsin. Baş üstüne. Ha. Al şunu. Allah ömürler versin beyefendi. Ev sahibi olmadan şimdiye kadar yediğim en nefis yemek. Zaten yemeğin nefis oluşu da ev sahibinin yokluğundan ya. Kadri, sana şunu izah etmek istiyorum. Ben senin kalbini hiçbir zaman kırmak istemezdim. Fakat sen Amerika'ya gidince çok yalnız kalmıştın. Bu sırada onun piyeslerinden birinde başrolde oynuyordum. Onunla tanıştım. Hemen evlenmemiz için o kadar acele etti ki... ...düşünmem için fırsat bile vermedi. İnan hiç fırsat vermedi. O sırada senden de hiç mektup alamıyorum. Anlıyorum Cahide. Zihni oldukça iyi tanırım. Şimdi ise sakat bir adam. Kimsesiz ve aciz. Yardıma muhtaç. Onun için bugüne kadar yanında kaldım ve sabrettim. Burası o kadar ıssız ve kasvetli oluyor ki, bilhassa geceleri. Yani uyuyamadığın geceler mi? Evet ama uyuyamadığımı nereden biliyorsun? Yüzünden belli, istersen sana bir uyku ilacı vereyim. İlaç kullanmak adetim değildir. Zihniye hiç uykusuzluktan bahsettin mi? Hayır, neden soruyorsun? Cahide, iyi dinle. Sana ne söylersen benden sebebini sormadan yapacaksın, değil mi? Tabii ya, ama anlamıyorum. Sana uyku ilacı yazacağım. Hatta yarın ben getiririm. Yapacağın şey şu, katiyen bir tanesine bile el sürmeyeceksin. Sonra bana kimsenin olmadığı bir zamanda iade edersin. Yoksa zihninin beni uyku ilacıyla... Kimdir bu? Burada çalışanlardan biri mi? Yok, zannetmiyorum. Gidelim. Cahide nerede kaldı acaba? Merak etme, kurt kapmamıştır. Belli olmaz. Yeah. Çallar arasında dolaşan bir adam gördük. Vahiye hemen haber vermeliyim. Çok çevik bir adamdı. Bahçeyi de oldukça iyi biliyordu. Bonsoir sevgili dostlarım. Yemekte bulunamadığım için çok müteessirim. Hepiniz çok heyecanlı görünüyorsunuz. Bir şey mi oldu? Cahide ile Kadri bahçeye çıkmışlardı da merak ettik doğrusu. Çıkarlar ya, eski dostlar. Sonra Nevin? Ağaçlar arasında bir adamın dolaştığını gördük. Hepsi bu kadar mı? Neyse, ben de sizinle beraber bir kadeh içmeye geldim. Bana kalırsa içmemelisin Zihni. Merak etme doktor sen. Bir kadeh beni öldürmez. Bir tane de bana doldur Feridun. Ne var Nevin? Müsaadenizle ben gideyim. Hayır hayır, merak edilecek bir şey yok. Ben birazdan gelirim. Ne oldu acaba? Sanki hayalet görmüş gibi sararmıştı. Belki de gördü. Bu evi ben kendim yaptırdım. İlk hayalet herhalde içimizden biri olacak. En kısa zamanda bu şerefin sana ait olmasına bardağımı kaldırıyorum. Öf be Feridun! Bu esprilerin kokmaya başladı artık. Sana tavsiyem bir an evvel yenilerini bul. Zira tahammül edilmez bir hale geliyorsun. Beni affedin. Yatmalıyım artık. Geceniz hayırlı olsun.
Gene görüşelim Kadri. Şayet Doktor Kemal Emin beni o zamana kadar canlı tutabilirse tabii. O kadar mahcubum ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Kızım, zihni zihnidir. Onun kusuruna bakılmaz. Bize de müsaade. Çok rica ederim. Sakın iyi bir gece geçirdiğinizi söylemeyin. Ben kendi hesabıma memnunum. Allah rahatlık versin. Ne işin var senin odamda? Bu sabah kış bahçesindeki hadise için özür dilemeye geldim. Bunu daha evvel de yapabilirdin. Lütfen odamdan çık. Müsaade edersen elini öpeyim yengeciğim. Soluluğu bırak rica ederim. Oo, maşallah. Bu ne beceriklilik böyle? Sende hiç utanmak yok mu? Yemekten sonra terasta Doktor Kadri'yi, yatak odanda kocamı idare ediyorsun. Ben hayatımda sizler kadar rezil insanlar görmedim. Çabuk çıkın odamdan. Beni yalnız bırak. Nasıl? Numara fena değildi değil mi? Yattın mı? Hayır, seni bekliyordum. Nerede kaldın kız? Hı? Beyefendi çağırmıştı da. Herkes yattı mı bari? Yattılar. Gel. Çok yorgunum bu gece. Cahide Hanım geldiler. Buyursunlar. Hoş geldin Cahide. Hayrola, telaşlısın. Seni mutlaka görmem lazımdı. Yine ne oldu? Her zamankinden pek fazla bir şey değil. Değil ama Feridun'un, Nevi'nin, zihninin bana karşı halleri gitgide kötüleşiyor. Tahammülüm kalmadı. Artık uyanmalısın Cahide. Bir an evvel uzaklaş o evden. Daha ne duruyorsun? Sebep sorma. Ben de pek bilmiyorum. Ama hiç olmazsa yeni piyesinin başlamasına kadar sabredeceğim. Zihniden ayrılmanla piyesin başlaması arasında ne münasebet var? Şayet piyes tutulursa maneviyatı tekrar yükselir. O zaman ayrılabilirim. Otomobil kazasından beri yazdığı bütün piyesler beğenilmedi. Peki ya bu da tutulmazsa? Vallahi Kadri, o zaman ne yapacağımı ben de bilemiyorum. O zaman seni daima bekleyen biri olduğunu hatırla. Geç kalıyorum, hemen gitmeliyim. Az daha unutuyordum. Uyku ilaçlarından ikisi daha. İlk getirdiklerin değiştirilmemişti. Bunları da tahlil edeceğim. Düşündüğün fena şeylerin inşallah hiçbiri çıkmaz. Kendine dikkat et. Balıktan yana bugün hava aldık.
Mirastan yana hava almayalım da. Merak etme. Maşallah, bizim Kadire'nin meşguliyeti eksik olmuyor. Kiminle meşguliyeti? Cahide'yle mi? Başka kiminle olabilir? O halde daha ne bekliyor? Cahide'yi neden buradan alıp götürmüyor? Cahide'nin sadakati, Zihni'nin bütün eziyetlerine rağmen sakat bir adamın kendisine ihtiyacını bildiğinden bırakıp gitmiyor. Bırakıp gitse bile Zihni onu dünyada boşamaz. Boşamayınca da karısı sayılır. Miras'a gene girer. Senin hukuk ilminden haberin yok galiba. Senin var da ne işe yaradı sanki? Kocalık vazifesini yapmaktan aciz bir adamı mahkeme kadının talebi üzerine bir tek celse de boşar. O halde ne yapacaksak yapalım. Belki biraz daha yakın alaka. Yani Cahide'yi biraz daha sıkıştırıp öpmek suretiyle mi? Gene mi kıskançlık numarası? Kör değilim. Bir taşla iki kuş vurup hem paraları hem de Cahide'yi elde edip beni açıkta bırakmak istiyorsun. Onu bir an evvel evden uzaklaştırmak senden ziyade şimdi benim işime geliyor. Antiyatrosu mu? Muhsin Bey'le görüşmek istiyorum. Zihni çağırıyor diyeyim. Evet, Zihni Yalın. Piyesin yazarı Kalın Kafa. Kuş getirdin mi bana? Kuşlar da akıllandı beyefendi. Ya, darısı senin başına. Kadri'nin verdiği uyku ilacı hemen tesirini göstermiş. O kadar dinlenmiş bir halim var ki. Sahi. Hakikaten öyle. Halbuki bana göre hiç dinlenmiş hali yok. Pek yorgun görünüyor. İstediğin bir şey var mı Zihni? Ben bahçeye gidiyorum. Hayır sevgilim. Sen bahçedeki güllerinle meşgul ol. Hadi sen de git şimdi. Bana kuş yakala getir, yoksa senin de içini samanla doldururum ha! Bu sefer gözümü dört açacağım beyefendi! Bir daha elimden zor kurtulurlar! Sen misin sevgilim? Benim uyku ilacım bitmiş, seninkilerden bir tane almak için geldim. Müsaade eder misin? Tabii, alabilirsin. Nihayet kahraman silahşör gaybubetten meydana çıkıyor. Fevkalade. Yerinde bir benzerlik. Kime benzerlik? Yerinde olan ne? Ressam sensin. Senin bilmen lazım. Kalbinden çıkarmak, tablodan silmek kadar kolay olmayacak. Ama sana yardım etmeye hazırım.
Oo, bu ne yakınlık böyle? Zahmet etme. Bence bir mahsuru yok. Zihniye de duyurmayız. Aramızda kalır. Terbiyesizler, ahlaksızlar. Adi mahluklar. Cahide! Cahide! Artık tahammülüm kalmadı. Çıldırtacaklar bunlar beni. İyi tesadüf, ben de bu tarafta bir hastamdan dönüyordum. Böyle bir şey olmamalıydı. Er geç olacaktı, senelerce bu anı bekledim. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Öyleyse bu meseleyi kökünden halletmeliyiz artık. Sen de kabul et Cahide, artık o evde kalamazsın. Birkaç gün daha bekleyelim Kadriciğim. Zamanı gelince Zihni'ye söyleriz. Benim hemen o evden ayrılmanı istiyorum, hatta şimdi. Ben de istiyorum fakat şimdi olmaz Kadri. Ama emin ol, mümkün olduğu kadar çabuk olmasına gayret edeceğim. Çünkü daima böyle kolların arasında olmak, senin ismini taşımak istiyorum. Beni hemen eve götür lütfen. Muhsin sen misin? Evet benim. Neredeydin Allah aşkına? Neden bana telefon etmedin? Meşguldüm. Neyse, piyes nasıl gidiyor? Çok fena Zihni, bugün son gecesi olduğunu ilan ettim. Ne? Başlayalı ne kadar oldu ki? Sen biraz sabret, göreceksin tutulacak. Sabredilecek tarafı kalmadı. Zaten çok evvel kaldırmalıydım. Peki, senin söylediğin değişikliği yapsam? Çok geç Zihni, artık alakadar değilim. Sen aklını kaçırmışsın. Orası muhakkak. Piyesini sahneye koymamdan belli. Zihni, sana son tavsiyem piyes yazmaktan vazgeç artık. Kimsenin senin yarattığın sapık tipleri seyretmeye tahammülü yok. Piyesin bomba gibi patlayacağını söylemiştin, hakkın varmış. Öyle bir patladı ki... yazarını da beraber aldı götürdü. Kes sesini ayyaş budala! Çok şükür, bugünleri de gördük. Aa. Otomobil gezintisi seni yormuş galiba. Memnun kaldın mı bari? Seni alakadar etmez. Beni etmez ama Zihni'ye eder. Şu masum kadın rolünü ne güzel oynuyorsun doğrusu. Yalnız gelecek sefere daha tenha bir yeri seçmenizi tavsiye ederim. Şoföre karşı ayıp oluyor. Karı koca beni bu evden kaçırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama merak etmeyin Evin. Yakında muradına ereceksin. Benim zihninin mirasında gözüm olmadığını sen pekala biliyorsun. Yarından tezi yok, kendisinden ayrılacağımı Zihni'ye ben söyleyeceğim. Artık tahammülüm kalmadı. Onun için sen hiç zahmet etme. Sahi mi söylüyorsun? Hay bu havadise çok memnun oldum. İnşallah çok mesut olursun. Yani senin namına. İyi geceler. İyi rüyalar. Tam zamanında geldin Nevin. Abimi tebrik et.
Artık piyesini merak etmesi için hiçbir sebep kalmadı. Her şey kökünden halloldu. Feridun ne demek istedi? Hiçbir şey. Sen ne istiyorsun? Sonra söylerim. Bir gecede üst üste fena haberler seni üzebilir. Deme. Sen ne zamandan beri bu kadar yumuşak kalpli oldun? Söyle bakalım, havadis çok mu fena? Oldukça. Cahide nihayet Romeo'suna kavuştu. Genç doktoru eve sokmanın tehlikeli olacağını bilmeliydin. Yalan söylüyorsun! Şoför otomobilde öpüşürlerken görmüş. Senin de çoktan beri istediğin buydu, değil mi? Ama yazık ki sana bir faydası olmayacak. Çünkü Cahide her zaman benimdir. Ne bağısın olursa olsun ondan vazgeçmem. Zaten senin vazgeçmen mevzu bahis değil. O seni terk ediyor. Kayıp düşersen aşağısı beton. Merak etme, kaymam. Buraya gelmemeliydin. Kaç defa tembih ettim sana. Gelmem lazımdı. Size söyleyeceğim bazı şeyler var. Cahide, seninle konuşmam lazım. Yarına kalamaz mı? Sen bugün çok üzüldün. Hem zaten vakit de geç. Hayır, yarına kalmamalı. Hemen şimdi söylemeliyim. Nasıl istersen Zeynep. Uzun zamandan beri düşünüyorum. Buradan bir müddet için uzaklaşsak. Anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Seyahate çıkalım. Burada geçen acı günleri unutmaya çalışalım. Boşuna uğraşıp kendimizi aldatmayalım Zeynep. Neden olmasın? Evvela bir başlangıç yapmamış mıydık? Evet ama aradan uzun zaman geçti. Zamanın bana karşı olan sevginle ne alakası var? Of Zihni, görmüyor musun? Sana ihtiyacım var Cahide. Sensiz yapamam. Şayet yeni baştan başlarsak... Bunun için 3 sene geç kaldım. Fakat ben gene aynı adamım. Hayır Zihni, sen aynı adam değilsin. Tabii değilim. Amma da aptalım. Az daha tekerlekli iskemle mi unutuyorum? Onu kastetmediğimi pekala biliyorsun. Öyleyse neyi kastediyorsun? Senin aynı adam olmadığını, benim beğenip evlendiğim adamın zeki, âli cenap, nazik, benim mesut ve muvaffak olmamı isteyen biri olduğunu kastediyorum. Benim hoş bir tarifimi yaptınız Cahide Hanım. Hayır, senin değil. Evlenmiş olduğum adamın yanlış bir tarifi. Yoksa kimseye karşı en ufak bir hissi olmayan, sadece insanların ıstırap çekmesinden haz duyan bir adamın tarifi değil. Fevkalade, mükemmel doğrusu. Senin sahnedeki en iyi oyunlarından biri. Devam et harikulade tür adına. Hay hay, madem ki hoşlandın bitireyim. 3 senedir senin her istediğini yerine getirmek için elimden geleni yaptım. Çünkü otomobil kazasından bir dereceye kadar ben mesuldüm. Benim bütün fedakarlığıma rağmen sen benden her geçen gün biraz daha fazla nefret etmeye başladın. Nefret mi? Hayatım, ben senin ayağının bastığı yeri bile severim. 1 metre altında olmam şartıyla. Neyse. Ben artık gidiyorum. Bu akşam bunu sana söylemek istemezdim. Fakat sen ısrar ettin. Artık senden ayrılıyorum. Asıl sebep bu olamaz. Arada başka biri var. Senden başka sebebe lüzum yok. Sen tamamıyla yanılıyorsun güzelim. Evvelce de söylediğim gibi, benim olan her şeyi ben ölünceye kadar muhafaza ederim. Hatta öldükten sonra bile. Neden? Neden beni bırakmak istemiyorsun? Çünkü sana ben sahip olamazsam başka hiç kimse sahip olamaz. Anladın mı?
Bunun çaresine de bakacağım. Emriniz var mı? Sersem herif! Sana kaç defa kapıyı vurmadan içeri girme dedim! Defol!
Ya sizde? Gece yarısı yatak odama kapıyı vurmadan giriyorsunuz. Dokunma yoksa bağırırım. Bağırmazsanız daha iyi olur. Gecenin bu saatinde ve bu kıyafette şoförün yatak odasında bulunmanıza başka mana verirler. Ama gene de siz bilirsiniz. Sizi ilk gördüğüm günden beri hep bu anı düşündüm. Bugün benim doğum günüm. Şimdiye kadar bana gelen en güzel hediye. Sen 2 yaşında mısın? 22 tane mum alacak param yoktu da. Ne çocuğu? Sırası mıydı bunun şimdi? Hem benim çocuk sevmediğimi biliyorsun. Ama her insan kendi çocuğunu sever. Doğduktan sonra sen de seversin. Sen aklını mı kaçırdın? Evlenmeden çocuk yapıp beni rezil mi edeceksin? Cemiyet içindeki itibarım 2 paralık olur. Ya benimki? Onun için hemen evlenmeliyiz. Evlenmek mi? Bunu da nereden çıkardın? Canım evlenmeyecek miydik? İşte şimdi sırası.
Bu vaziyette daha da acele etmeliyiz. Bana bak Nevin, çocuğu hemen aldırtacaksın, anladın mı? Aldırtmak mı? Asla! Her kadın ilk çocuğunu doğurmak ister. Ben de doğuracağım. Nikahlı veya nikahsız. Sana son defa söylüyorum, çocuğu aldırtacaksın. Yoksa seni... Son sözün bu mu? Evet Nevin. Bu mesele hakkında bir daha katiyen konuşmayalım. Bu akşam gene bir harikaydın. Ah, teşekkür ederim Zihni. Senin sayende. Piyesin o kadar güzel ki. Cahide, belki sırası değil ama... ...bir an evvel söylemem lazım. Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Benden evlenir misin? Şey... ...bana verdiğin kıymetten dolayı minnettarım. Senin gibi şöhretli, zengin, iyi bir insanla... ...her kız seve seve evlenmek ister. Ama... Biliyorsun. Kadri mi? Hı-hı. O seni bırakıp uzaklara gitti. Sevseydi... Şimdilik bir şey düşünemiyorum. Yalnız yaşamak bilhassa bir kadın için zor. Nikahta keramet vardır derler. Zamanla kendimi sana sevdiririm. Eskiyi unutursun, mesut oluruz. Acele etmeyelim Zihni. Belki de zaman her şeyi halleder. Neredeyse sabah olacak, gideyim. Ne olur biraz daha kal. Yarın, yarın gece gene gelirim. Muhakkak mı? Doktor beyler geldiler efendim. Gelsinler. Kahvaltınızı buraya getireyim mi? Günaydın Zihni. Günaydın. Muhakkak gelmeniz mi icap ediyordu? O kadar hasta mıyım? Tahlillerin neticelerini aldım. Ben de ayrıca tetkik ettim. Onun için beraber geldik. Neden? Teselli etmek için mi? Ona benzer bir şey. Sizi dinliyorum. Hepsini olduğu gibi mi istiyorsun? Evet. Kim bilir bu sefer ne tavsiyelerde bulunacaksınız? Mesela 1000 günlük bir periz... ...veya günde 150 sigaradan fazla içmemek gibi bir şey olacak. Mesele dediğin kadar basit değil Zihni. Müsaadenizle ben vaziyetimi Kemal Emin'den işitmek istiyorum. Zihni, kendine dikkat etmeni... ...lüzumsuz yere sinirlenmemeni... ...tansiyonunu kontrol etmeni... ...aksi takdirde neticenin vahim olacağını söylemiştim. Seni uzun zamandan beri ikaz etmekteydim. Maalesef sen beni hiç dinlemedin. Hastalığın ilerlemesine... ...nihayet gayri kabili tedavi bir hale gelmesine sebep oldun. Ne demek gayri kabili tedavi? Kelimenin tam manasıyla... ...tedavisi... ...imkansız. Artık maalesef bizim yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Kaç ay daha? 2 aydan 4 aya kadar. Demek 2 ay hata yaptım. Ne demek istiyorsun Zihni? Oo, biraz cömert davranmışım. Ben 6 ay hesap etmiştim. Beyler, havadisiniz bana pek de sürpriz olmadı. Madem ki pek fazla vaktim kalmamış... ...o halde zamandan azami istifade etmeliyiz. Öyleyse hemen bu akşamdan Tezio Kadri'nin şerefine bir veda partisiyle başlıyoruz. Bu şartlar karşısında böyle bir partiye hiç lüzum yok. Şartlar benim için ne zaman bundan daha iyi olacak sanki? Onun için beyler, ölecek bir adama son bir lütufta bulunmanız için ısrar ediyorum. Akşam buluşmak üzere şimdilik güle güle. Demek artık gidiyorsunuz. Geç bile kaldım.
Bakalım hasretini nasıl dayanıç. Allah seni ıslah etsin. Hayır bey. Varisler mirastan mahrum edilebilirler mi? Böyle bir vasiyetnamenin hukuki kıymeti olabilir mi? Bazı şartlar altında miras asıl varislere değil, onların şayet varsa çocuklarına kalır. Mesela ne gibi şartlar altında? Mesela varislerden biri bir şahsın mirasına sahip olmak için o kimseyi taammüden öldürür veya öldürtürse. Oo, Sağlık Bakanlığı müsteşarı da burada. İnşallah Zihni'ye kötü haberler getirmişsinizdir. Çok fena. Alay edilmeyecek kadar fena Feridun. Ya, öyle mi? Oh, bana müsaade. Saat 10'da mahkemede olmam lazım. Güle güle Tahir Bey. Nasıl karşıladı? Çok garip. Lüzumundan fazla iyi karşıladı. Bu hali tuhafıma gitti doğrusu. Görüyorsun ki bu vaziyette onu yalnız bırakamam. Hiç değilse şimdilik. Bilakis, sen asıl şimdi buradan uzaklaşmalısın. Yapamam Kadri, yapamam. Onu ölürken bırakıp gidersem el alem ne der sonra bana? El alem nasıl olsa söyleyecek. Aksine, kalırsan mirası için 2-3 ay daha dişini sıktı, çabuk ölmesi için başında bekledi diyecekler. Bu evden bir an önce uzaklaş. Dediğini yapmayı çok isterdim, emin ol Kadri. Fakat kalmaya mecburum. En çok şimdi ihtiyacı var bana. Çok enteresan bir tecrübe yapacağız Vahi. Bir damlalık dolusu şu bizim mahlülden... ...kuşun boğazından aşağı boşaltacağız. Bir dakika sonra kuşumuz bak ne hale gelecek. Acaba acı duyacak mı? Kim bilir. Emme de çabuk ölüyor ha. Bu sana bir değil, iki ders olsun Vahiy. Birincisi... ...bu zehrin karışık olduğu hiçbir mahlülü içme. O kadar susamadım ki. İkincisi de... ...hayat insanın en güvendiği zamanlarda bile emin değildir. Biraz evvel gördün, ne oldu? Şimdi masaya gidelim. Yarım saat evvel bu kuş öleceğinden habersiz ve serbestti. Bahçemde misafir eden dolaşıyor, kendisine ait olmayan benim üzümlerimi gagalıyordu. İşte tam bu sırada katı yürekli ev sahibi geliyor... ...ve zavallıcığı bu hale sokuyor. Güzel bir konu. Fakat iyi bir piyes olmaz. Enteresan değil. Çünkü içinde komplikasyon yok. Anlıyor musun Vay? Demek o dediğiniz yok. Evet, komplikasyon yok. Bir yabancı başka birine ait olan üzümleri çalmak istiyor. O başka bir de buna mani olmak için o yabancıyı öldürüyor. Çok dümdüz bir mesele. Bir piyesin enteresan olabilmesi için içindeki vakaları eğmek, bükmek ve girik bir hale getirmek lazım. Eğmek, bükmek mi? Evet Vay. Mesela bu benim yeni hazırladığım eserde hiç olmazsa iki tane kuş ölmeli. Ne olacak? Bir kuş daha bulmak zor mu sanki? Karşılığını ödemeye hazırsan hiç de zor değil. Neden bahsettiğimin farkında bile değilsin değil mi Vay? Doğru, nasıl da bildiniz? Farkında olmadığın belki de daha iyi. Zira her şeyin bir vakti zamanı vardır. Evet, her şey zamanında olur Vahiy, her şey zamanında. Bunu hiç unutma. Hadi beni yalnız bırak artık, yapılacak mühim işlerim var. Thank you.
Keyfin yerinde bu akşam. Evet, bütün hınzırlığı üzerinde. Yani bütün şirinliği. Neşeliyim tabii. Sevgili aile efradımın bana karşı olan muhabbetine bakıyorum da. Ektiğini biçiyorsun. Salona geçelim. Ve bu içler açıcı konuşmamıza salonda devam edelim. Mamafi merak etmeyin. Yanınızda fazla kalmak suretiyle sizlere azap verecek değilim. Bu iyimser mütehassısların tavsiyelerine uyarak bu akşam erken yatmalıyım. Buyurun içeri geçelim. Kahveleri salona getirin. Peki hanımefendi. Nevinden biraz müzik dinlesek fena olmaz. Hani şu senin pek sevdiğin, benim kulağımı tırmalayan bir parça var ya... İşte onu şimdi dinleyebilirim. Bu salonda piyano olmadığını pekala biliyorsun. Evet, biliyorum. Yukarı çık orada çal. Uzaktan sesi belki de daha hoş gelir. Madem ki istiyorsun peki. Yanan ateş dansını çal! Bütün kuvvetinle çal! Zihni, asabına hakim ol! Hakim olmazsam ne çıkar? Bu kadar heyecanlaman doğru değil! Ben sıhhatim için bundan çok daha kötü şeyler biliyorum! Evet! Çok daha kötü şeyler biliyorum! Ben ilacını getirmeyeyim! Hayır, hayır, şimdi istemem! Hemen şimdi bir tane içmen lazım! Asabını teskin eder! Belki öyleyse! Sen zahmet etme. Ben getiririm. Ha Cahide, az kalsın unutuyordum. Bu akşam Kadir'i bana kuşları tahnit etmek için o zehirli maddeden getirdi. Lütfen ortadan kaldır da birinin eline geçmesin. Peki Zihni. Kadir, sen bir sinir mütehassı olman dolayısıyla... ...insan hislerini tahlil hususunda selahiyet sahibisin. Söyler misin bana... Hislerimizin en kuvvetlisi hangisidir? Bu her insana göre değişir. Asıl sualime cevap vermedin. Pek o kadar basit değil. Bir insanın hislerine tesir eden, onları tahrik eden şeylerin kuvvetine bağlıdır. Teşekkür ederim kardeşim. Mesela aşk olabilir mi? Evet, aşk da olabilir. Fakat yalnız aşk mıdır? Kendini korumak için beni cehalet karanlığında bırakma Kadri. Cehalet senin vasıflarından biri olmaktan çok uzak. Ne kadar hakkın var Kadri? Zihni. Zihni, ilacını içmiyorsun. Evet, ilacım. Ben aklımla, zekamla ve bilgimle iftihar ederim. Senin en büyük hatan da bu zaten. Kendini herkesten üstün görün. Bilhassa bu evde bulunanlara bakınca... ...kendime büsbütün hak veriyorum. Zihni, yatıyor musun? Evet sevgilim. Yatıyorum artık. Zihni! Zihni!
Kendisini kafi derecede ikaz etmiştim. İşte nihayet korktuğumuz başımıza geldi. Ölmüş. Aklen normal olarak hiçbir tesir altında kalmadan beyan ederim ki bu yazılan benim en son vasiyetnamem olup bundan evvel bütün yazdığım vasiyetnameleri hükümsüz kılar. Bir otomobil kazasıyla hayalleri kırılan sabırlı karım Cahide Yalın'a Beylerbeyi'ndeki evimi bırakıyorum. Şu şartla ki karım daima bu binada ikamet edecek ve bu mülkü başka bir kimseye ne kiralamaya ne de satmaya hakkı olacak. Bundan başka ona 300 bin lira değerinde tahvilat bırakıyorum. Faiziyle kendisine parlak zırhlara bürünmüş bir şövalye satın alabilsin diye. Sarhoş ve münasebetsiz kardeşim Ferud'un Yalın'a bol içki temin edip bu içkinin içinde boğulabilmesi için 350 bin lira bırakıyorum. Parlak mazimin şantajcısı Nevin Yalın'a ise bir zamanlar çok sevdiği saçımdan bir tutam veya saray burnunu bırakıyorum. Vay namussuz, ikiyüzlü. Nevin Hanım neler söylüyorsunuz, kendinize gelin rica ederim. Bana 5 sene hizmet eden ahçım Kemal Aksu'ya 15 bin lira bırakıyorum. Buna şaştım doğrusu. Nur içinde yatasın beyefendi. Emlakimin taksiminden arta kalan yerleri Sadık Bahçıvan'ım Vahiy Yamaner'e bırakıyorum. Vahiy sadakatinden şüphe etmediğim yegane dostumdur. Doğru. Yegane dostu. Peki ama arta kalan emlak dediği bizim paramızla ne eder ki? Aşağı yukarı 55 bin lira kadar. Vasiyetnamenin hususi bir maddesine nazır dikkatinizi celbederim. Şayet ölümüm tabii şekilde olmayıp da öldürüldüğüm sabit olursa bu takdirde karım Cahide Yalın, kardeşim Ferud'un Yalın mirasından mahrum kalacaklar ve her birine birer tek gümüş lira verilecektir. Bu madde ancak mirasa girenlerin hayatta çocukları olmadığına göre muteberdir. Yani çocuklar mirastan mahrum bırakılamazlar. Mirasımdan mahrum kalanların hisseleri ise canlarını yakmak suretiyle son 3 sene zarfında benim yegane eğlencemi teşkil eden kuşları ve hayvanları koruma cemiyetine verilecektir. Fakat Zihni Yalın'ın gömülme ruhsatında ölümünün tabii sebepler altında olduğu yazılı bulunduğundan bu maddenin hükmü yoktur. Zihni tabii şekilde ölmedi. Öldürüldü. Hem de zehirlenerek öldürüldü. Kes sesini çılgın, yalan söylüyorsun. Hayır diyorum size. Zihni zehirlenerek öldürüldü. Deli musubet, kapa çeneni. Ben onu teskin ederim, merak etme. Ben bundan bir şey anlayamadım, ne demek istedin Nevin? Ben anlıyorum galiba. Aklını mı kaçırdın sen, her şeyi kaybetmemizi mi istiyorsun? Fakat Zihni'nin öldürüldüğüne %100 eminim. Onu ne kadar severdim. Bırak numarayı şimdi. Karşında ben varım. Söyle bakalım asıl maksadın ne? Ne maksadım olacak? Sadece hakikati söylüyorum. Sen onu kendine sakla. Ağzını da mühürle. İçeridekilere sinirlerine hakim olamayıp saçmaladığını söyleyeceksin. Başına bir kaza gelmesini istemiyorsan. Dikkat et de o kaza senin başına gelmesin. Bu kadını susturmak lazım. Güzel karım. Sözümü tutmaya geldim sevgili karıcığım. Daima benimsin, unutma. Hatta öldükten sonra bile. Bana ait olan her şey daima benimdir. Bir mahkeme kurulacak. Bir itham olacak. Cahide. Suçlu Cahide. Suçlu Cahide mahkemeye. Âli mahkememiz kurulmuştur. Kocasını öldüren suçlu Cahide'nin duruşması şimdi başlayacak. Şahit Nevin Yalın ve kocası Ferud'un Yalın hazırlar. Önce şahitlerin ifadeleri alınacak. Şahit Nevin Yalın. Şahit Nevin Yalın, sizin fikrinizce sanık masum mu yoksa suçlu mu?
Suçludur Bay Savcı. Doktor Kadri ile seviştikleri doğru mu? Nevin, cevap versene. Evet, doğru. Suçlu Cahide, Doktor Kadri ile seviştiğin doğru mu? Cevap versene. Seviyorsun değil mi? Evet veya hayır de. Evet, seviyorum. Demek inkar etmiyorsun. Hocanızı aşığınız için bırakacaktınız değil mi? Savcının sorusuna cevap verin. Söyleyin, sevgilinizle kaçacak mıydınız? Evet, evet kaçacak. Artık tahammülüm kalmamış. Kocasız zihni yalını tahammüden öldüren Cahide yalının ceza kanununun 126. maddesi gereğince cezalandırılmasını talep ediyorum reis bey. Hayır, bir dakika beni dinleyin. Ben masum. Ben yapmadım. Katil değilim. Suçsuz. Kocamı ben öldürmedim. Gereği düşünüldü. İdamına karar verdim. İdam. Bayan Cahide Yalın'la konuşmak istiyorum. Buyurun. Ben savcı yardımcısı Ulki. Cesede otopsi yapılıyor. Otopsinin neticesi belli oluncaya kadar kimse bu evi terk etmeyecek. Savcı da birazdan gelecek. Müsaadenizle. Feridun. Bir dakika. Sana soracağım bazı şeyler var. Boşuna zahmet etme doktor. Ağzımdan hiçbir şey alamazsın. Seninle Cahide arasındaki bütün dalgayı biliyorum. Uyan Feridun, uyan. Aklını başına topla. Eğer Cahide'nin zihniyi öldürdüğüne karar verilirse ne eline beş para geçer ne de başını sokacak bir evin olur. Neden sarhoşum zannediyorsun? Hiçbir şey düşünmemek için. Hiçbir şey. Şayet Nevin kurduğu bu komploda muvaffak olursa sana o zaman epey düşünmek düşecek. Ya. Yeah. Kalleş! Feridun, zehir hakkında ne biliyorsun? Oho! Kuşları samanla doldurmadan evvel, zihni de cehenneme yollamadan evvel kullanıyorlar. Savcıya ihbarı sen yaptın değil mi? Maalesef cevap veremeyeceğim. İlacın yerine zehiri senin koyup da Cahide'nin eliyle vermediğin ne malum? Malum değil ama ben yapmadım. Nasıl ispat edersin? Benim yaptığımı sen nasıl ispat edersin? Zaten benim zihni zehirlememde ne çıkarım olabilir? Belli olmaz. Belki de bugüne kadar herkesten gizlediğim bir sebep. Siz doktor olacağınıza polis afiyesi olmalıydınız. Bugün sinirlerinize pek hakimsiniz. Ne zaman değilim ki? Pencereden görünen kimseyle göz göze geldiğiniz gece. Ben Cumhuriyet Savcısı Hikmet Konuk. Siz Cahide Hanım'sınız değil mi? Evet efendim. Arkadaşlarınız biraz evvel geldiler. Yukarıdalar. Lütfen söyler misiniz? Herkes yukarı gelsin. Tabii siz de. Peki efendim. Yukarıda sağda birinci oda. Siz bu çiçekleri çok seversiniz Nevin Hanım. Teşekkür ederim, istemem. Sana bir şey soracaktım Bahi. O geçen gece bahçeye gelen serseriye tekrar rastladın mı? Hayır doktor bey, bir daha buralara hiç uğramadı. Gördüğün kimse pek iri değildi değil mi? Sen belki de bir kadın demiştin. Kadına benziyordu ama pantolon giyiyordu. Belki de bir çocuk. Bana bak kardeşim, doktorsan doktorluğunu bil. Tahkikatı savcıya bırak. Sen yalnız buralarda bulun da sevgili Cahideci'nin bir de kelepçeli halini gör. Bakalım beğenecek misin? Teşekkür ederim. Epey yardımın dokundu bana.
savcı yukarıda çalışma odasında bekliyor. Çok korkuyorum Kadri. Kolay olmayacak fakat sinirlerine hakim olmalısın. Kurtulacaksın, inandır buna kendini. Efendim, şimdi bana burada pek de hoş olmayan bir vazife düşüyor. Evvela adli tıp doktor Mehmet Ali Bey otopsinin neticesini söyleyecek. Beyni yalının midesinde çok miktarda zehir bulundu. Zehiri içtikten sonra 1-2 dakikadan fazla zaten yaşayamazdı. Cahide Hanım. Kocanızın ilacını o akşam siz verdiniz değil mi? Her zamanki gibi ilacını ben getirdim ama kendisi içti. Yani siz ilacın zehirli olduğunu bilmiyordunuz. Tabii bilmiyordum. Yalan söylüyor. Zihni'yi öldürdü. Sebep? Doktor Kadri'yi seviyordu ondan. Zihni boşanmak istemiyordu. Öldürmekten başka çaresi yoktu. Cahide Hanım? Evet, seviyorum. Fakat gerisi iftira. Ne iftirası? Doktor Kadri Zihni'ye sıhhatine dikkat etmesini, aksi halde beyin kanamasından öleceğini ihtar eder numarası yapıyordu. Cahide'ye de ayrıca zehirlenerek ölmenin teferruatından bahsetmeyi de ihmal etmiyordu. Plan ve hazırlık hiç de fena değildi doğrusu. Bu konuşmaları nasıl duydunuz? Kapı arkasından dinlemek fırsatını bulduğum zaman. Doktor Kadri buraya geldiği dakikadan itibaren şüphelenmiştim zaten. Cahide Hanım, söylediklerine başka bir diyeceğiniz var mı? İlacı benim getirmem müstesna. Söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Nevin yalan söylüyor. Ama o gün kocanızla kavga ettiğinizi kabul ediyorsunuz değil mi? Evet. Münakaşa etmiştik. Fakat Kadri'nin ismi geçmemişti. Belki ismi geçmedi ama Zihni sana hiçbir zaman boşanmayacağını söylemedi mi? Kocanız sizden boşanmayacağını söyledi mi? Evet. Söyledi fakat... Boşanamayacağınızı düşünerek... Maalesef ben mesleğim icabı yalnız delillerle hareket ederim. Sizin de kabul ettiğiniz hadiseler gösteriyor ki kocanızı öldürmek için hem sebebiniz hem de fırsatınız vardı. Başka kimsenin bu kadar kuvvetli sebebi olmadığı aşikar. Onun için Cahide Hanım, müteessirim fakat sizi tevkif etmek zorundayım. Hayır, hayır Bay Savcı. Zihni'yi ben öldürmedim. O gece her zamanki gibi ilacını gene ben verdim. İçinde zehir olduğunu nereden bilebilirdim? 4 sene sakat bir adamın bütün eziyet ve hakaretlerine sabrettim. Evet, onu sevmiyordum. Fakat öldürecek kadar da nefret etmiyordum. Ona sadece acıyordum. Çünkü gün be gün manem batıyordu. Bu leş kargaları da onun bir an evvel ölümünü bekliyorlardı. Bu evden beni kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama şimdi anlıyorum ki bu kadar sabır göstermekle çok büyük aptallık etmişim. Bu kabus yalısından çoktan uzaklaşmam lazımmış meğerse. Demek merhametimin mükafatı hapishane köşelerinde çile doldurmak olacak. Affet beni Kadri. Seni dinlememekle hata ettim. Çok müteessirim. Bugünlük bu kadar. Bir dakika Hikmet Bey. Buyurun doktor. Zihninin ilacının o akşam bir başkası tarafından kasten değiştirilmesi, Cahide Hanım'ın da bundan habersiz olarak kocasına ilaç diye zehiri vermiş olması mümkün değil midir? Mümkün fakat zayıf bir ihtimal. Hikmet Bey, Cahide Hanım'ı tepkif etmeden evvel Nevin Hanım'a birkaç sual sorabilir miyim? Bence bir mahsuru yok. Teşekkür ederim Savcı Bey. Nevin Hanım, zehirlenerek ölümle beyin kanamasından ölüm arasındaki benzerliği ne zaman öğrendiniz veya duydunuz söyler misiniz? Sağır mısınız? Ne zaman duyduğumu söyledim ya. Evet ama onlar işitmediler. Hem ben bir doktor olarak böyle yanlış bir şey söylemiş olamam. Bununla neyi ispat etmek istiyorsunuz? Bay Savcı. Eğer ben bu odada bulunanlardan birinin Zihni'ye zehirin verildiğini bildiğini ispat edersem, bu kimsenin de Zihni'nin öldürülmesinden bir menfaati ve neticede iştiraki olduğu anlaşılmaz mı? Tabii anlaşılır. Öyleyse Zihni Yalın hepimizin gözü önünde öldü. Doktor Kemal Bey ve ben ölümün ya beyin kanamasından ya da kalp sektesinden olduğuna kanaat getirdik. Yalnız bir kişi. Hem de meslekten olmayan birisi, bizim koyduğumuz teşhisin aksini iddia etti. O da Nevin Hanım'dı. Vasiyetnamenin okunması sırasında Zihni'nin zehirlendiği üzerinde bilhassa ısrar etti. Zehirlendiğini nereden ve nasıl biliyorum?
ses neydi? Sonra anlarız onu. Nevin Hanım, doktorun sualine cevap veriniz. Zihninin zehirlendiğini nereden ve nasıl biliyordunuz? Evet. Bilmem ki. Cevap verin Nevin Hanım. Peki, söyleyeyim. O akşam vakadan birkaç saat evvel Zihni'nin kendi ilacı yerine kuş zehri koyduğunu gördüm. Demek ölümüne göz yumdunuz, öyle mi? Evet, göz yumdum. Çünkü ondan nefret ediyordum. Bütün hayatımı mahvetmişti. Bu kadın yüzünden beni eski bir paçavra gibi fırlatıp kardeşinin kucağına attı. Nevin, vasiyetnamede Zihni sana hiçbir şey bırakmamıştı, değil mi? Hiçbir şey. O halde eğer öldürüldüğüm takdirde kimse 5 para almayacak, bütün malım mülküm hayır cemiyetine girecek maddesi tatbik edildiğinde de senin hiçbir kaybın yoktu, değil mi? Seni alakadar etmez. Beni alakadar etmez ama savcıya eder. Bu saçma suallere cevap vermek mecburiyetinde miyim Bay Savcı? İtiraz etmeniz için bir sebep görmüyorum. Öldürüldüğü takdirde tatbik edilecek şu son maddede ne deniyordu? Bana ne soruyorsun? Avukat ben değilim ki. Avukat bey, lütfen o maddeyi tekrar eder misiniz? Aşağı yukarı şu mealdeydi. Şayet ben öldürülürsem varislerimden karım Cahide'nin, kardeşim Feridun'un ve eşinin hisseleri hayır cemiyetine kalacak. Bir cümle daha vardı. O formalite icabı, kanuni bir ilave. Olabilir ama neydi o avukat bey? Şayet çocukları yoksa. Yani Zihni Yalı'nın yaşayan bir evladı varsa miras hayır cemiyetine değil bu çocuğa kalacak. Evet, şayet hayatta bir çocuğu varsa. Nevin, senin bir oğlun var değil mi? Nereden biliyorsun? Demek var. Ve babası da senin nefret ettiğin Zihni Yalı'ndır. Ama o senin hayatta bir evladı olduğunu bilmiyordu. Ve Zihni'nin öldürülmüş olması senin işine daha çok gelirdi. Çünkü o zaman bütün miras oğluna kalacaktı. Planların bu esas üzerine kurulmuştu değil mi? Bay Savcı, işte size öyle bir sebep ki Cahide'ninkinden çok daha kuvvetli, çok daha katı. Seni gidi 200'lü yılan seni. Fakat onu ben öldürmedim. O halde kim? Zihni kendi kendini öldürdü. Buna inanmamıza imkan yok. İlacı değiştirirken gördüm. Bunu yapması için ne sebep olabilir ki? Cahide tarafından öldürülmüş hissini verip onu hapsettirmek, bu suretle Kadri ile birleşmesine mani olmak istiyordu. Nasıl ispat edersiniz? Emin olun, hakikati söylüyorum. Zihni intihar etti diyorum size. Nevin hakikati söylüyor. Nasıl? Anlattığı gibi Zihni intihar etti. Zaten böyle olması icap ediyordu. Zira egoist bir manyak olan Zihni'nin hayatı, kocalık kabiliyetini kaybetmesiyle karısına karşı duyduğu dehşetli sadistik his ve kinlerin tesiri altında kalıyordu. Yaşamak için sebep kalmadığını görünce en son zevki karısını kendi katili göstermekte buldu. Cahide'yi kurtarmak için Nevin'i itham etmek mecburiyetindeydim. Ne demek itham ediyorsun? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece bir adamın ölümüne göz yumdunuz ve masum bir insanı katil olmakla yalan yere itham ettiniz. Bırakın beni Cahide Hanım, Cahide Hanım. Ne var Vahiy? Onu söyleyecektim. Hani şu bahçede gizlice dolaşan biri vardı ya, o adam değilmiş, çocuk mu? Ne? Çocuk mu? Nerede? Nerede o çocuk? Şey efendim, aşağıda. Pencereye tırmanırken düştü. Bağırmasını duymadınız mı? Hemen öldü. Evladım, minicik yavrum benim. Öldü. Öldürdüler. Bırakın beni. İşte geri geldi. Artık korkmuyorum senden. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta ölümden bile. Fakat planların suya düştü Zihni. Planların suya düştü, anlıyor musun? Beni ve yavrumu mahvettin. Ama kaderi değiştiremedin. Bu sefer seni ben öldüreceğim. Kendi ellerimle.